Sat birleşimlerinin ikinci bölümüyle Rika derslerimize devam ediyoruz. İkinci bölümün ilk harfi sat, kaf birleşimidir. Sat harfi gene diğer başta birinci bölümde yaptığımız gibi aynı şekilde biraz 45 derecelik bir açıyla. Kaf harfinin satırın üzerinde duran bir harf olduğu için birazcık satıra göre yukarıdan başlamamız gerekiyor gene. Evet, kaf başını yaptıktan sonra kafın çanak kısmında yapıyoruz. Sin sat çanaklarından biraz farklı olduğunu bunu bir kere daha hatırlatalım. Burada iki noktalık bir derinliği olur. Daha böyle köşeli gibi bir birleşimi var sat harfinin. Sat kef harfi için gene sat harfimizi aynı yapıyoruz. Elife çıkar gibi bir çıkışımız var. Sonrasında kef harfi. Bir kef işaretimiz. İkinci çeşit kef harfi için de buraya kadar aynı. Hatta bu kısmı da aynı. Sadece bunun ucuna kef işaretini böylece ekliyoruz. Evet, sat lam birleşiminde yine biraz yukarıdan başlıyoruz. Çünkü lam da satırın üzerinde kalacak. Sat mim birleşimi de birazcık yukarıdan başlayarak yapmamız gereken bir harf. Mim'e geçişte sat mim geçişi de sat cim geçişiyle benzerlik arz ediyor bu dönüşü. Tırnaklı bir geçiş değil. Hafif yukarıya doğru bir çıkış yapıp ondan sonra mim harfini yapıyoruz. Evet, bu da çokça yapılan hatalardan birisi. Bu mimin belirgin bir şekilde yapılmaması. Bir de mim baş kısmını yaptıktan sonra burada bir mesafe bırakmamak şeklinde oluyor. Buna da dikkat edelim. Burası iki nokta kadar bir mim üst kısmının uzunluğunun olması gerekiyor. Sat nun birleşimi. Şin ve dat harfinin kuyruklarında yaptığımız şekilde nun harfini yapıyoruz böylece. Bunların da birbirine paralel olması önemli. İkinci çeşit nun harfimiz. Sat fa birleşimimiz. Evet, iki çeşit sat he birleşimimiz var burada göstereceğimiz. Tanesi klasik yuvarlak he şeklinde yaptığımız he. Bunun şu he'nin satırdan birazcık yukarıda olması önemli. De bu çeşit sat h birleşimimiz var. Sat lam elif de sat elif birleşimi gibi sadece birazcık kısa ve sonra lam elifin lam kısmını yapıyoruz. Ve elif, üç noktalık elif harfinin aynısını yapıyoruz. Bunların birbirine paralel olması önemli. Burada lam elifin elifiyle sat elife çıkıştaki elifimizin.
Satye birleşiminde de gene Jim, Min birleşiminde yaptığımız gibi yukarıya doğru hafif bir çıkıntı hareketimiz var. Ondan sonra Y geçişini yapıyoruz. Evet. Bunun keşidelisi de yapılıyor. Sat Y harfinin. Burada çok fazla yer kalmadığı için onu yapmayacağım. Sat harfimizin birleşimlerini de böylece ikinci bölümünde tamamlamış olduk.